Şimdi biliyorsunuz Kurban Bayramlarında aslında sizlere en çok aktardığımız haberlerin başında kaçan hayvanların görüntüleri geliyor. Mehmet Karataş bugün İstanbul'da kaçan kurbanlıklar için hazır kıta bekleyen ekibin yanında. Mehmet günaydın, iyi bayramlar sana da, kameraman arkadaşımıza da iyi bayramlar diliyorum. Oradaki vatandaşlarımıza da öncelikle ve sonrasında da seni dinliyorum. Neler, hazırlıklar neler, kaçan kurbanlıklar için o kurban yakalama timi neler yapıyor şu aralar? Günaydın Nihan Günay, hayırlı bayramlar diyelim sizler de. Evet, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi aslında her yıl bültenlerimize yansıtırız birçok kaçan kurbanlık olur ama kaçarken de aslında beraberinde birçok kazayı getirir. Bazen vatandaşlar, bazen de çevreye çok zarar verirler. İşte bunların yaşanmaması için de Gazi Osman Paşa Belediyesi bir yakalama timi oluşturdu. Şu anda da işte görüyorsunuz. Yakalama timi aslında çok dört ayrı noktada bekliyorlar ve onların sadece bir timi şu anda Gazi Osman Paşa'nın kurbanlık kesim alanındalar. Az önce de geçtiğimiz birkaç dakika içerisinde de yine burada bir kurbanlık kaçmaya çalıştı ama ekiplerimiz burada hemen yakaladılar. Peki nasıl yakalıyorlar? Bunu da dilerseniz Gazi Osman Paşa Sosyal İşlem Müdürü'ne soralım. Efendim, diyelim ki burada bir kurbanlık kaçtı, nasıl yakalayacağız? Evet, görmüş olduğunuz sakinleştirici iğne ve üfleme borumuzla birlikte kurban yakalama timimiz 24 saat göreve hazır. Bununla birlikte kurbana nişan alarak, huysuzda nişanı gördüğünüz gibi üflüyor ve hayvanı sakinleştiriyor. 8 ayrı yerde bekliyor demiştin. Peki vatandaşlar size nasıl ulaşacaklar? 444-0467 Gazi Osman Paşa Belediyesi çağrı merkezimizi arayarak kurbanlık hayvanının kaçtığını bildiren herkese kurban yakalama timimiz ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Herkese iyi bayramlar. Teşekkür ederiz. Evet Nihan Günay, dediğimiz gibi şu anda 8 ayrı noktada bekleyen timler var ve kurbanlıklar kaçtığı zaman vatandaşların artık peşinden koşmasına ya da herhangi bir tehlikeye girmelerine gerek yok. Zaten direkt belirli numarayı aradıklarında çağrı merkezinden hemen oraya özel timler gönderiliyor ve onlar da kurbanlıklarını sağ salim teslim ediyorlar diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Mehmet, çok teşekkürler. Aslında bu yayından önce biz kendi aramızda konuşuyorduk ekiple birlikte. Bu sene çok öyle kaçan dana haberini veremedik diye. Belki bugün olur. Olur ya, akşam ana haberde izleriz. Çok teşekkürler Mehmet. Bir kez daha iyi bayramlar. Şimdi Mehmet Karataş'tan sonra...